Aşil ve Sehera, iki kedi alışır mı? Evde kavga var. Çok güzelsin sen. Aferin sana. Aferin. Büyük. Çok da küçük değil. Büyük bir kedi. Nasıl gergin. Anneye el kaldırıyormuş. Böyle zekalı mısın sen çocuk? Ağzını yüzünü parçalarım seni. Duyuyor musun beni? Düt. 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 Çok güzelsin ama. Maşallah ne kadar çok hepsi seviyorlar ya. Bence. Hadi gel tırnaklarını ben keseyim. Hepsi iftira diyor. Tık, tık. Keşke bir gün Mia'yı tık, götürebilsem. Tık. Tık. Pıtık. Keserim bıyığını da bak. Şşt bana bak. Alo. Anne, kızım uslu kestirdin hepsini. He? Ayıp değil mi? Ev açtı sana. Yuva verdi. Senin evde nasıl bir şey olduğunu arka tırnaklardan belli. Tırnağın haline bak. Direkt yani azıcık daha şey yapsa buraysa kanatacak. Tırnağı köreltmiş koşturmaktan. He, bana da mı? Yemezler oğlum burada. Bence hiç çok şey yapmayayım. Nasıl gergin bakıyor. Çok saldırıyormuş. Hepsinde at yazı olmuyor çünkü. Gülüm. Ay maşallah kaplan kaplan. Ağzının içine de bakayım mı? Kaplan. Bir kaplan. Süpermiş. Gözlere de bakalım mı? Hı. Var mı bir şeyin? Burada güzelmiş. Kulak yerine de akıntı yokmuş. Sanki tüyden biraz... 10 tane kedim olsa sesimi çıkartmam yemin karışık ediyorum size. Tamam tamam yere gitme tamam bir şey yok. Düğmeye dokunmuş gibi kostüm. Ah gidiyor. Nasıl onu gerginsin bebişim ne oldu bu kadar? Abi karınlarını niye sıkıyorsunuz kedilerin diye. Çünkü sıkabiliyoruz. Canımız istiyor. İnsandı. Ufak bir veteriner şakası. Küçük bir veterinerlik şakası dinledik. Müthiş oldu gerçekten. Aynı zamanda çok kesin bir muayene yöntemi. Çünkü batın içindeki Metin nerede? Parmak ucuyla biz bastırırken parmağımız uzun. Chat'ten sordular onu tekrar. Şey, şakamatiklik evet. Büyük bir avantaj. İnsanlarda küçük bir latife. İnsanlarda da şey var. Hadi iki kedi nasıl anlaşır? İki kedi nasıl anlaşır? Küçük ediyor aslında evet. Bir yandan. Hani dinlemiş oluyor ama şöyle tık 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 gezerler böyle. Çünkü başka yani seçeneği yok. Yazık. Ha değil mi? Yazık. Nerede İnsan konuşuyorlar ki acaba onun karşısında? Hoş geldiniz Pelionlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam. Evet. İşin bir de şey tarafı var. Yani kedi köpekler konuşabilen canlılar değil. Bu çocukların karnı ağrıyor mu? Karnı ağrıyorsa karnının neresi ağrıyor? Yani bunu tarif edebileceği bir yöntem olmadığı için kıyamet koparacağını iddia ediyorum. Fal bakacak hali yok. Mecburen, sesi az mı? Sesi sonda lan. Vücuttan veri elde etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Yani bedenden onları öğrenebilmeleri lazım. Güzeliği. Ne oldu? Sık dökmüş kedi gibi oldu. Doğrusunu tutmuyorum bile. Sahibin haklıymış. Aynen öyle tokat atmış. Artist. Ben sana kıyamadım da tutamadım. Eşek sıpası. Sen içinde ne taşıyorsun? Harman. Bak şu pozisyona geldiğine inanabiliyor musun bak? Şu haline bir bak. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Sanki Sercan kötü bir şey yapıyor. Biraz çok. Nasıl nefes nefesi? Değil mi anneyim? Boncuk boncuk gözlerim var ama. Çok güzelsin. Bize yapsalar onu, biz işte... Bu hırçınlık hiçbir şey değil mi? Gazo gelin 18. ayında efendim. Gazocuğum hoş geldin. Sefalar getirdin. 18. ayımız kutlu olsun. Vicdan abla geldi. Sevgi, hekim dinlenmede. Güzelliği. Ama yine gelmiş, yine
göstereyim mi? Hı, evet, nereye damlatılacak evet. Falan filan. Şöyle güzelce deriyi açıyorum. İki kulak arasında. Ense dış parazit yapılıyor. Nereye gidiyorsun ya? Şişt, hop hop. Tamam, kulağı geri çekme hemen. Kulağı geriye çekme hemen. Şöyle ayırdım. Deriyi gördüğüm yerlere damla damla bırakıyorum. Ama böyle çok aşağıya da inmiyoruz. Evet. Ama şöyle birden basıp da buradan akmasın. Mia sadece, Mia da agresif tamam da. Mia sadece Minerva'yı görünce evet. Agresif. Evet. Sonra ki, eve götürüp yıkıyoruz. Diyelim ki... Son videosu daha da hırçın. Tamamını uygulayamadınız. Durmadı çocuk. Tekrar yakalayın daha sonra. Tekrar deriyi gördüğünüz yere kalan damlayı da bırakırsınız. Yaş bakışı. Aslında ense damlası deri damlası. Evet. Çünkü şeyi çok yaşıyoruz. Tüylerin üstüne... Böyle bulaştırıp şöyle, ya tabii ben abartıyorum şu an ama yo, yapan var. Gerçekten tüye bulaştıran insan yani, da var. Deriye temas etmesi gerektiği tamamen deriye temas etmeli. Tamam bitti. Evet, eve gönderiyorum seni. Bu arada yıkama konusu şaka yaptım. Yıkamayın çocuğum. Neyse. Arkada bak. Gidebilirsin ya. Selam. Oh my God. Ha geldi sizinki bacılar. Bir gün unutturmayın tamam mı? Bu kedi, şey, bu kofrayı, mimar, hırçın bir çocuktan kedi Haydar şunun arkaya geldi. İçine koyalım. Tabii bir tarafımızın yediği bir gün. Şunun içine. O çocuğun girişini çekmek istiyorum ben. Çok eğlenceli olmalı. Bir saniye. Tam buna bakarken yolladığın için açıyorum. Haydar. Gene tehlikeli sularda bakış atıyorsun Haydar. Bakayım bir suratına. Hı? Yalanmaya başladın gene. Nasıl bildim ama ben seni? Oğlum ruhumu biliyorum ben senin. Terbiyesiz. Gene niye bozuldum? Çantaya çok benziyor. Huy doğrudur. Olarak da. Yalanmayı bırak bak. Haydar bozuşuruz akşam akşam. Sakin sakin hadi. Duruyor. Melül hadi melül bakıyor baba. Aniden hadi zıplıyor. Bağır bağır. Benim. Hadi. Haydar. Hayır. Ya ne kadar kindarsın ya. Hayır. Haydar bak vallahi karışmam. Saldırma. Sahip de öyle bir konuşuyor. Bakayım. Vur. Ölüm. Git. Git hadi. Allah'ım oğlum. Kol bacak. Ne buldun da alıyorsun lan git. Git. Yürü git. Yürü git. Hiç oralı değil. Sahibi hiç vurmuyor ki. Bir şey söyleyeceğim. Sahibi hiç vurmuyor ki. Umuru değil bak. Ben. O kadar saldırılır mı? Her tarafımı parçaladım. Seni içeriye girdi diye kızıyor. Aynen öyle. Ben içeriye girdim. Balkona çıkmadım diye yapıyor. Anladım. Şimdi anladım. Tamam geleceğim hadi. Hadi gidelim balkona. Hadi çık. Çık tamam. Özür. Özür. Barış abi. Barış abi. Oğlum barış abi. Lan. Vallahi kızacağım bak. Bak adamın canını sıkma. Lev 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 lev. Şu pis bakışlar var ya. Öldürüyorsun beni. İşte bu. Nasıl dövüyor Haydar? Haydar da on numara dövüyor yalnız ha sahibini. Devam ediyoruz. Müthiş bir sahne. Kedi nasıl? Fişek gibi. GoPro'ya doğru gidiyor. Hadi abi iki kedi GoPro yok bir daha. GoPro'ya uzun monopod alayım ben. Hibe edebileceğimiz bir GoPro olsun ya da. Hibe edebileceğimiz bir GoPro varsa. Aşil'in nişan bitmiş. Aşil değil bu. Aşil de var. Bu arada bu çocuğa ben sahip aranacak diye biliyordum. Sahip kime? Buna. Hayır, aramıyor. Sahiplenmişler mi? Geçiş sahiplenmişti. Diğer Aşil'le çok iyi anlaşmışlar onun için. Aşil'le iyi mi anlaşmışlar? Evet. Şaka yapıyorsun. Çok iyi anlaşmışlar. Şaka yapıyorsun değil mi? Gelin kendini sorun hadi. Ciddi soruyorum şaka yapıyorsun diye. Çünkü öyle değildi. Kavga ediyorlardı. Evet. Nasıl anlaştılar? Şaka yapıyorsun. Ciddi mi diyorsun? Nasıl yaşandı? Ha, içeride ben az önce şey dedim. Ya ilan açacaktık. Aşil için Aşil'le kavga ediyorlarmış falan filan diye. Aşil! Ciddi mi diyorsunuz ya? Evet. Yani sanıyorum Metin'de bir problemi var. Emin değilim ama bayağı hırpalamıştı çünkü o zaman. Allah'ım. Tosunum, sevdin mi sen arkadaşını? Grili sarılı, çok güzel görünüyorsunuz.
O zaman benimkilerde siyahlı beyazlı çok güzel hatta gözüküyor. Hatta ikinci çocuğu sahiplenen insanlara buradan mesaj olsun bizim şeyimizde. Alışma süreci nasıldı bu arada? Çok yoruldum. Bir hafta boyunca yara olmayan. Bunu sizi çekmemde mahsur. Bir hafta mı? Yara olmayan yerim kalmadı gerçekten. Bir hafta boyunca her tarafım kan içerisinde kaldı. Bir hafta mı? Bir haftanın sonunda inanılmaz bir şekilde birbirlerini yalayıp hiçbir şey yokmuş gibi devam etmeye başladım. Sadece bana değil, yani ikisi de artık birbirini dövmeye başlamıştı birinci hafta sonunda. Ki iyice size sormaya başlamıştım. Yok mu artık? Biri almayacak evet, mı artık evet. diye. Hatta bir şimdi içeride onu dedim hani ya sahip. Bu kış buldum Minerva'yı. Hala anlaşamadılar. Mia her gördüğünde ciddi söylüyorum öldürmek için saldırıyor Minerva'ya. Şaka yapmıyorum size. Direkt öldürmek için. Bakın canını yakmak. Yani buna Hakkı şahit. Enes şahit. Direkt öldürmek için saldırıyor. Öyle şey değil hani. Hafiften canını yakayım değil. Yazık Minerva da korkusundan hemen altına kaçırıyor. Çocuğum benim. İnşallah düzelecek. Ben Mia'ya hiç üzülmüyorum desem, ben Minerva'ya üzülüyorum. Çünkü Minerva korkak. Minerva zaten sokaktan sahiplenildi. Yani bulduğumuzda üşümüştü, etmişti. Çok oyuncu bir tip. Çok da yaramaz da bir çocuk. Yani o yüzden çok üzülüyorum zaten ben Minerva. Ben Mia'ya hiç üzülmüyorum. Mia sorun çıkartan bir ruh hastası çünkü. Ayıp arayacaktık, anlaşamıyorlardı. Sonradan konuşmadık da ne oldu acaba falan diye. Yani tam bir hafta sürdü. 8. gün sanki bana onu yapan Hera değilmiş gibi, kendisi değilmiş gibi. Muazzam bir iletişim içerisinde şu anda bana çok, çok iyi. Şimdi burada şey oluyor aslında. Hep gelen soru var. Hocam ikinciyi alacağız ama alışırlar mı, alışmazlar mı vesaire falan. Yani bunlar ya, alıştıysa ben... Bir şekilde alışıyor. Evet. Bir günde iki günde olmuyor bu iş. Ama bir noktadan sonra evet gerçekten alışıyorlar. Aylar oldu ya. Size de söylemiştim. Doğalarına karışmayın. Evet. Yani onlar böyle bağırış çağırış birbirine girdiği an, biz araya müdahale ettiğimiz an her şey bir anda daha kötüye gidiyor. Alışacağı nasıl varsa da alışmıyor bu sefer. Ama ya öldürürse kediyi? Ama ya öldürürse? Yani diyorlar ki sağ. Birbirlerini dövüyorlarsa dövsünler. Öyle mi? Ya öldürürse ne yapacağım ben? Öldürürse ne yapacağım peki? Sadece soruyorum. Öldürmez o kadar değil diyorsunuz da hadi diyelim ki öldürdü. Ne yapacağım? Ya da gözünü çıkarttı. Ya da bir yerini yaraladı. Öldürmez diyorsunuz bak. Nereden biliyorsunuz? Ya o kadar da değil diyorsunuz ama manyak diyorum benimkisi. Gerçekten manyak benimki. Normal değil yani. Ben güvenmem Mia'ya o konuda. Hayatta güvenmem Mia'ya. Denesem be. Bak daha ilk pati darbelerini attığında zaten ben direkt araya giriyorum. Hemen araya giriyorum ama. Batu zaten kilitlenip kalıyor. Batu dokunamıyor bile hayvanlara. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Genel sağlıklı gayet güzel. Böyle kızgınlığa yönelik ciddi sıkıntı yapacak bir fiziksel belirti de yok hala sıkıntı. Onun için ayrıca önem almamız ya da dikkatli olmamız gereken başka bir konu yok. Yaklaşık... Demek ki girmemen lazımmış. Bildan müziklerim bana telif yedirebilir. Bilgin ol. Az önceki çocuğu hırçın diye aldık. Aşırı hırçın da zaten. Bunun için de hayır diğerini yani diğeri Aşil'den çok daha hırçın olur diye aldık. Öyle düşündük. Bu arada ben şu an kapıdan gözetliyorum bildiğin. Çocuğu Peti sen uyanamamışsın bugün. Bir dakika hem eldiven var hem havlu mu var? Çocuk nerede? Çocuk burada. Minerva yemin ediyorum Minerva'nın tırnakları kesiliyor ha. Ha. Tırnakları kesecek miyiz? Kesilecekmiş. O zaman.
şey yapmıyorlar. Bana mı sesleniyorlar? Ama huyları böyle bunların. Bana seslendi galiba. Ben alayım mı onu? Ben almıyorum, sen ver. Sanki canları alınıyor ya. Ya lan o kadar şovmenler ki çıldırasım geliyor ya. Gerçekten çıldırasım, o kadar şovmenler ki çünkü. Çok şovmen hayvan bunlar. Sanki bak sanki canına tırnak kesiliyor. Sırf şov ya. Kafa şov. Ne oldu? Dokunmatik tırnak makası icat edin. Bak hareketlere, bak hareketlere. Hareketlere bak. Tekrar şeyi bastın mı? Sen bir yere bastın. Tırnak kesiliyor be. Evet. Nasıl da tersinde kaldı bir bilsen. Tamam. Hepsini aldın mı? Hepsini aldım. Tıp 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 5 tane şimdi tamam. Bitti. Lan bitti. Mia Minerva'yı görünce böyle yapıyor işte. Böyle yapıyor, şaka yapmıyorum. Kusura bakma, ayağın kesildi herhalde. Bak bak kralın ensesi. Bakın kralın ensesi üzerinde planlar uygulanıyor. O da bu planlara karşı geliyor gördüğünüz gibi. Spor salonunda gerek yok. Sadece bisiklet kullanıyorum. Bacaklarım çalışıyor. Ya bunun nesi normal bir tepki? Ejderha gibi ya. Çek kuyruğunu. Siz diyorsunuz ki bunun agresif hayır, falan değil. Geçmiş olsun. Bir dakika, siz diyorsunuz ki bu agresif falan değil. Son videodaki asıl agresif. Bu bence hiç doğal bir tepki değil bu arada. Bence bu hiç doğal bir tepki değil. Oo, alt yazılı.